Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Eğil demiş. E, sayısal 3273. olarak Top Etü Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleştim. Bugün de sizlerle beraber bildiğiniz gibi YKS 2021 bir tık zor geldi ve insanlar netlerine göre moral bozuyor. Ve sıralamaların nasıl geleceğini tahmin edemiyor. E, bu yüzden aslında bizim hangi üniversite istediğimiz üniversiteye garanti bir şekilde yerleşmemizi sağlayacak veya... E, bursumuzu arttıracak imkanlardan bahsedeceğiz. Çünkü arkadaşlar her zaman istediğimiz sıralama gelmez. İstediğimiz üniversitede de gelmeyebilir. Ama bu tarz burs imkanları bizi en azından bir güzel bir üniversiteye yerleştirir ve mezun oluruz. Bu gerçekten önemli bir nokta. Ben de o burslardan biriyle üniversiteme yerleştim. Ben mesela ben Top Etü'ye %50 burslu olarak gittim arkadaşlar. Ama Top Etü'nün iş dünyası bursu sayesinde bu %50 bursum %100'e çekildi ve bana okul ayrıyeten burs da veriyor. Yani size sizin YKS 2021'in bu kadar zor gelmesinden dolayı sizler için bu tarz bursları araştıracağız. Eğer yorumlara çok fazla abi daha fazla başka üniversitenin burs programı var mı hemen başvuralım dediğiniz şeklinde olursa onları da kesinlikle araştıracağız. Yorumları bir sürü yorum ve bu videoya bir sürü like gelirse bütün bu tarz burs programlarının videolarını çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu da Tobetu İş Dünyası Burs Programı. Ben de bu programla üniversiteme yerleştim. Bildiğiniz gibi ben 3273. oldum arkadaşlar. Ve bu beni Tobetü'ye %100 burslu bilgisayar mühendisliğine %100 burslu sokmuyor. 2900 ile falan alıyor benim to, benim, benim okulumun %100 burslusu. Ve ben bu yüzden ya ne yapsam ne yapsam dedim ve Tobetü yapay zeka mühendisliğini falan düşündüm ki çok mantıklı. O, oraya gidecektim zaten bu burs gelmeseydi. E, ve iş dünyası bursunu bana aslında kuzenim söyledi ve ona başvurdum. Başvuru süreçlerini anlatmadan önce şunu anlatayım. Bu burs da şu şekilde arkadaşlar. %50 burslu kazansanız bile bu %100 burslu oluyor ve okul ekstradan size burs veriyor. E buna nasıl başvuracağınızı da anlatacağım. Ama bu bursun gerçekten kapsamı çok güzel arkadaşlar. İş dünyası bursu dediğiniz iş dünyasından isimler veya iş dünyasından şirketler sizin okulunuzun ücretini ödüyor. Eğer il dışındaysanız yurdunuzu ödüyor ve size ekstradan burs veriyor. Mesela bu bunun örneklerini şu an bir tane solda görüyorsunuzdur yani bu burs veren şirketleri ben de bunlardan biriyim zaten yani sınav bu kadar zor gelmişken ben bu tarz şeylere kesinlikle başvurmanız gerektiğini düşünüyorum ve en azından cebinizde kalsın bu tarz burslar. Şimdi arkadaşlar başvuru şartlarına gelelim. Hiçbir şartı yok. Liseden mezun olmanız, üniversite sınavına girmeniz, bir sıralama yapmanız yeterli. Ve orada belgeler ve bir tane video mülakat olacak arkadaşlar. O belgeleri e devletten veya okuldaki diplomanız gibi bunları zaten orada ayrıntılarını siteye girdiğinizde anlayacaksınız. Ve 3-4 dakikalık bir mülakat videosu çekeceksiniz ve işin komik yanı ben bu videoyu aynı burada çekmiştim arkadaşlar yani o mülakat videosunu ben burada çekmiştim ve bu video sayesinde orada konuştuklarım sayesinde oradaki Profesör Prof Doktor Oğuz Ergen'in dikkatini çekmişim ve ilk başta beni aramışlardı zaten kazandığıma dair ve... Arkadaşlar hani gerçekten güzel biriz. Aslında siz seçiliyorsunuz. Siz bir burs kazanıyorsunuz. Mülakatla, video mülakatla aslında kazanmış oluyorsunuz. Bu gerçekten hem güzel biriz, hem de ben %50 burslu gidecek durumum yoktu yani. O yüzden %100 burslu tamamlamış ve ben bilgisayar mühendisliğine gitmiş oldum aslında. Yoksa yapay zeka mühendisliğine gidecektim. Ve ekstra benim mesela aylık bursum 500 TL. Ama bunun farklı üniversitelerde farklı boyutları olabilir. Burs vermiyor olabilir, yurdu ödemiyor olabilir. Bunları sizlere dediğim gibi yorumları çok fazla belirtirseniz kesinlikle onları da çekeceğiz. Çünkü şu an işinizi garantiye almak yani bu tarz geleceğinize dair güzel adımlar atmak bence çok çok mantıklı olacaktır. Ee, arkadaşlar hemen son başvuru tarihini de söyleyeyim. 2 Temmuz son başvuru tarihi. Biz bu videoyu 1 Temmuz'un akşamında atmış olacağız. Ee, 2 Temmuz'un 12'sine kadar, gece 12'sine kadar da son başvuru tarihi olacak. Ve buna gerçekten e, hemen böyle 1-2 saatte başvurabilirsiniz. Hemen bir videonuzu çekersiniz 3-4 dakika. Belgenizi E-Devlet'ten indirip o siteye yüklersiniz. O tarz şeyler oluyor. Hani böyle uzun süren, böyle çok bekletilen bir e, hiçbir şey olmuyor. E, o yüzden Bence e, ne istiyorsanız ya da zaten topda hani bütün bölümler var. Hukuk, tıp her şey var. O yüzden e, her türlü başvurun. Yani orayı istemiyor olsanız bile. Şimdi de top işin yoksa bursunu anlattım. Bir de TOB'u anlatayım. Arkadaşlar top bildiğiniz gibi 3 dönem. E, bilmiyorsunuzdur büyük ihtimal ama 3 dönem. Yani ben şu an aslında okulum, şu, okuldayım. Temmuz'dayız ama benim okulum Ağustos'un 17'sinde bitiyor. E, TOB'un yaz tatilleri çok kısa arkadaşlar. Üç dönem var ve her dönem arasında birer ay e, aramız var, e, tatillerimiz var. Ve bu birer ay, birer ay tatiller kesinlikle hiçbir arkadaşının tatiline denk gelmeyeceği için e, bir tık e, zorlaştırıyor e, süreci. Onu söyleyebilirim. Ama bu üç dönem olmasının katkılarından biri de e, bizim toplamda 11 dönem arkadaşlar. Bildiğiniz gibi üniversitede toplamda 8 dönem olur. E, peki bu üç dönem fazladan ne? Onlar da bizim stajyerimiz ortak eğitim adı altında geçiyor ve bu stajlarda arkadaşlar hem Tobun anlaşmaları olduğu bir sürü güzel şirket var hem de siz de güzel bir sürü güzel şirket bulabilirsiniz ve e, ortak eğitim adı altında staja gidiyorsunuz. Normalde mesela Boğaziçi'nde, ODTÜ'de ya da herhangi bir diğer üniversitelerde sta, zorunlu staj süresi e, çok az bildiğiniz hmm. gibi 60 gün yani 60 iş günü diyebiliyorum. E, ya da belki de belki daha fazla, belki daha azdır ama bizimki kadar çok değil öyle diyeyim. Biz ama bir yıl yani Totalde 3 dönem yani bizim bir dönemimizde 3 ay desek 9 ay e, ama o aslında bir yıla tekabül ediyor. Tatillerde falan da büyük ihtimal yapabiliyorsun e, şeyi e, ve bu stajlar sayesinde aslında işe hazır olmuş oluyorsun. Yani tam aslında e, ilk başta başvuracağınız şirketlerin sizde aradığı tecrübeyi siz o yaptığınız 3 farklı kurumda veya yaptığınız o stajlarla e, yapmış oluyorsunuz. Yani o tecrübeyi edinmiş oluyorsunuz. Bu da topun e, büyük bir artısı. Onun dışında Tom'un bir eksisi ve bir artısı aslında karışık bir durumu da var. O da %30 İngilizce olması, bilgisayar yüzde %30 İngilizce olması. E, o kısımda şöyle, arkadaşlar kitaplarımız, sınavlarımız ve derslerde kullanılan bütün terimler İngilizce. Yani İngilizceyi bilmeden zaten giremiyorsunuz. Yani hazırlı TOEFL'la geçiyoruz ve TOEFL bildiğiniz gibi gayet Zor bir e, sınav. Yani İngilizceyi bilmeden giremiyorsun ve mezun olmadan da İngilizceyi bilmeden çıkamıyorsun. Yine TOEFL vererek çıkıyorsun. Ki ben mesela mezun olmadan IELTS vereceğim. IELTS sınavını belki biliyorsunuzdur. Yani bu şekilde İngilizcenizi aslında öğretiyor ama hani e, pratik anlamında çok fazla pratik yapmış olmuyorsun. Sadece sınavlar veya da, e, kitaptan e, o kaynakları kullanırken sadece oluyor. Belki bu eksisi olabilir. Yani TOBU yorumlamamı istediğinizde. Ya bu ben şu an benim gözüme çarpan bu iki şey var. Onun dışında eğitimi falan diğer üniversitelerdeki gibi hatta belki bazı dersleri daha iyi, bazı dersleri daha kötü de olabilir. Bunu girince göreceksiniz. Ama ben şu an ODTÜ'de bir ders görmedim e, ya da Boğaziçi'nde bir ders görmedim ama bizim eğitimden de gayet memnunum. E, eğitim konusunda bunu diyebilirim. Şimdi arkadaşlar e, genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Ben size nasıl başvuracağınızı falan e, o siteyi falan atacağım. Umarım gerçekten hayalinizdeki üniversiteye kazanırsanız Burayı da güzel bir araştırın. Ankara'dakiler gitsin, geçsin Belki hoşunuza gider. Yani bu tarz sizin için faydalı içerikleri üretmeye çalışacağız. Diğer böyle bu tarz burs programları ya da mesela benim bilgisayar mühendisliğine anlattığım, Tobetü bilgisayar mühendisliğine anlattığım videoları falan. Bu tarz sizin sıralamalarınıza ve yerleştirmenize yönelik içerikler de üreteceğiz. Bu yüzden abone, ol <laughs> abone olmayı da unutmayın. Ee, onun dışında şu an yorumlara büyük ihtimal niye bu kadar karardın? <laughs> Normalde herkese doğuştan karayım ama bir tek bir güneş görmüş olabilirim şu bir hafta içerisinde. O yüzden yorumlara Drogba'ya benziyorsun, Willian'a benziyorsun. <laughs> ne bileyim başka bütün ten rengi kara olan kişilere benzetmeyin. Çünkü bence sadece ten rengimiz kara. Hani yüz olarak benzetiyorsanız benzetebilirsiniz. Ama onun dışın, onun dışındaki şeyler bence çok komik olmuyor. Bunu da dediğime göre kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım hayalinizdeki üniversiteyi, hayalinizdeki şekil, şekliyle yani belki sıralamayla girmek belki sizi daha çok tatmin ediyor olabilir. Ama bu şekilde de girmek emin olun seçilmiş hissiyatı da bence gayet güzel. Yani size profesör doktorun araması ve seni üniversitemizde istiyor demesi yani bu bursu kazandın demesi gerçekten çok güzel hissettiriyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın.